Merhabalar sayın izleyicilerimiz. Bugün çok anlamlı ve güzel bir günde karşınızdayız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ülkemiz adına, bölgemiz adına hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bugüne erişmemizde çok önemli olan bugünün adına sayın atamızı ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle andığımızı ifade etmek isteriz. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Emrah Güçlü Bey. Kendisi KVKK şirketinin sahibi ve Simer Güvenlik'le ve yazılım sistemleriyle ilgili bir şirketin kurucusu. Bugün özellikle siber güvenlikle ilgili olan son dönemlerde işletmelerimiz ve tüm dünyanın aslında çok önemli sorunları var. Çok hassas bir konu. Bununla ilgili işverenlerimiz, işletmelerimiz neler yapması gerekiyor? Bununla ilgili bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Aynı zamanda yakın tarihte gündemimizde olan ve kanuni zorunluluklar içeren KVKK kapsamındaki bilgi güvenliği ile ilgili süreçleri beraber inceleyeceğiz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz programımıza. Merhabalar. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün de Kar Atası'nda beraberiz. Bugün çok coşkulu bir gün. Her bayramda olduğu gibi hepimiz yine çok coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız hepimize kutlu olsun. Sevgili atamızı ve atalarımızı saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz. Ve biz bugün onların söylediği gibi yine çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Yine söyledikleri gibi muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çabamız halen devam ediyor. Bu çabaların içinde de Kar Rotası adlı bir program yapıyoruz biliyorsunuz. Biz yine Kar Rotası'na ulaşırken Hatice Aydın da ben de dijital dönüşüm danışmanlarıyız. Sistemleri geliştirirken hem kurumsal yapıyı geliştirme hem standartları geliştirme ile ilgili çalışırken artık dünyanın geldiği bir nokta var. Dijitalleşme noktası. Dijital bütün araçları kullanma, kullanabilme ve bunları yaygınlaştırma ile ilgili neler yapabiliriz, biz nasıl gelişebiliriz bununla ilgili çalışıyoruz. Bunu çalışırken yine bugün önemli konuğumuz Emrah Güçlü ile beraberiz. Çünkü bu kadar dijitalden bahsederken, bu kadar veriden bahsederken bu verilerin toplanması, bunların güvende olması, bunların doğru şekilde doğru kanallardan aktarılmasının sağlanması nasıl olacak? Bunu birlikte konuşalım istedik. Hoş geldiniz Emrah Bey. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Özellikle dizine sağlık çok güzel ifade ettiniz. Ben de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor. Bize bu zaferi yaşatan ecdadımızı saygıyla, rahmetle anıyorum. Bize ev sahibiniz için tekrar teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Önce isterseniz bir kendinizi tanıtarak başlayalım. Sizi biz evet. Anlattık girişte ama bir kendinizi tanıtırsanız. Ben bölgemizde kurumlara ve kurumsal işletmeleri veri güvenliği, bilişim teknolojileri alanında anahtar teslim çözümler sunuyorum ve bunların yasal regülasyonlarıyla ilgili de uyumluluk süreçlerini yöneten bir danışmanlık hizmetleri sunan bir siber güvenlik uzmanıyım. Bölgede kurumların dijital dönüşümüne yönelik ihtiyaç duyduğu bilişim altyapılarıyla ilgili çalışmalar yürüten ekipmanlara sahibiz. Bölgenin teknolojik seviyesini arttırmaya yönelik sizinle daha farklı mecralarda da konuştuğumuz o bilinç seviyesini yükseltmeye yönelik çok fazla girişimlerde bulunuyor, eğitimler veriyoruz. Umarım bu programımız da buna katkı sağlar. Elinize sağlık, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şimdi biraz sorularımıza geçelim istiyorum Emrah Bey. Şimdi bugün aslında iki temel konuyu ele alacağız ve ikisi de birbiriyle çok tamamlayıcı konular. Evet. Söylediğimiz gibi biri KVKK kapsamında bilgiler özellikle çalışanlardan, bizim normal hayatımızdan, işte birey olarak her yaşantımızın bir mağazaya gitmeden tutun da işte ne bileyim bir işletmeyle hizmet vermeye başladığınız ya da çalışan olmaya başladığınız andan itibaren sizinle ilgili pek çok görsel, kimlik, sağlık, pek çok özellikle bilgi var. Dolayısıyla veriler aslında bugüne kadar bir sürü bu veriler tutuluyordu ama bu verileri çok hoyratça, bilmeden, kontrolsüzce paylaşımlarda çok fazla oluyordu. Bu kapsamda bir kanun devreye girdiği için bu da aslında siber güvenliğin önemli bir altyapısı. Çünkü bazen bunu kolaylaştırmakla ilgili olarak firmalar bize bir takım linkler gönderiyorlar, bir takım mesajlar atıyorlar. Bir mağazadan bile alışveriş yapacağınızda bu bilgiler
bu kanun kapsamında önemli oluyor. Ve bazen onları biz tıklayalım derken, onları yapalım derken, ki Hatice Hanım'la biz sonuçta dijital dönüşüm uzmanıyız. Bu konuda yıllardır hizmet veriyoruz, eğitim verdik. Bazen bizler bile hataya düşebiliyoruz. Evet. Ya da tedirgin olabiliyoruz. Dolayısıyla ikisi birbiriyle çok tamamlayıcı konular. Siber güvenlikle ilgili dünya nerede? Bizim ülkemiz nerede? Neler yapmak gerekiyor? Böyle bir özellikle girizgah niteliğinde, işte bu bilgi güvenlik kısmında, kişisel bilgi güvenlik kısmında neredeyiz? Mevcut durumu biraz analiz ederek başlamanızı istiyoruz aslında. Tabii. Hemen bir de siber güvenlik ne demek? Evet, onu da açıklarsanız. Onu da anlatalım. Aynen. Şimdi teknoloji hayatımıza çok fazla girdi ve giderek yeni teknolojiler ve çözümlerle artıyor. Artık realde yaptığımız bütün faaliyetlerimizi, işimizi, davranışlarımızı dijital dünyada da gerçekleştirebiliyoruz. Dijital dünya dediğimiz konu içerisinde kullandığımız her türlü yazılım, donanım veya dijital varlıklarımız da bize ait özel nitelikli, az önce bahsettiğiniz gibi veriler içeriyor. Bizi, kartım, şifrelerim. Aklınıza da gelirse, biz şimdi dijital dünyada tasarım da yapıyoruz, alışveriş de yapıyoruz, bankacılık işimizi de görüyoruz, sağlık alanındaki ihtiyaçlarımızı da artık karşılayabiliyor duruma geldik. Şimdi bu ortamlardaki o dijital varlıklarımızı korumaya yönelik alınabilecek tedbirler bütününe biz aslında siber güvenlik diyoruz. Siber güvenlik verilerimizi korumaya yönelik yazılımsal, donanımsal veya davranışsal olarak uygulamış olduğumuz bütün yaklaşımların tamamına deniyor. Dediğim gibi dijital dünya diye genelleyip hani çok geliştiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Geliştikçe de risk artıyor. İnsanların normalde yapmış olduğu art niyetli çalışmaları ya da işte hırsızlık, dolandırıcılık gibi konular yoğun olarak dijital dünyaya kaymış durumda. Bu alanda da maalesef risk çok fazla. Biz Hatice Hanım'ın bahsettiği gibi riskleri biz de maalesef maruz kalıyoruz. Yapacağımız en önemli şey farkında olmak. Yani her şeyde bir risk olduğunun farkında olarak teyit ederek özellikle her ne yapıyorsak, alışveriş ya da bir işletmede bir işi icra ediyorsak tıklayacağımız linklerden paylaşacağımız bilgilere kadar ortamın doğru olduğuna ya da güvenli bir ortamda olduğuna emin olmak gerekiyor. Yani bu en basit bir bireysel olarak alınabilecek önlem bu. Sonrasında zaten birazdan konuşacağımız teknik önlemler var. Ama siber güvenlik dünyası da teknoloji geliştikçe yapay zeka veya işte diğer teknolojinin parametreleri daha iyileştikçe riskler ve saldırı tipleri, türleri de artıyor. Bu saldırı türlerine göre de siber güvenlik dünyasındaki ilgili kişiler, mühendisler, ağ güvenlik mühendisleri de bir tabiri caizse duvar örüyor. Yeni çıkan saldırı tiplerine yönelik de böyle çalışmalar yapan da bir grup var. Aslında hani belki artık yaptığımız her faaliyet, yaptığımız her işin sonucu artık dijital mecrada oluşmaya başladı. Evet, evet. O yaygınlaştıkça zaten bu tip sorunlar olmaya başladı. Şimdi hemen hemen her şeyde olduğu gibi bunlarda da belli standartlaşmaları yapmak zorundayız. Evet. Yani bireysel olarak sadece kendimizi koruma da değil, şirketimizi, kesinlikle, çalışanlarımızı, paydaşlarımızı, tedarikçilerimizi koruyacağımız bir yapı da oluşturmamız, kesinlikle, lazım. Biz bunları yaparken sonradan bize şey geldi. Hani bu bireysel olarak yapabilirdik, şirketler yapabilirdi, kendi tedbirlerini alabilirdi, verileri nerede tutacaklar, nasıl yapacaklar, bununla ilgili bir şey yapabilirlerdi. Sonra Adalet Bakanlığı'nın kişisel verileri koruma kanunu geldi. Evet. Her şeyde olduğu gibi çok güzel önümüze yine bir kılavuz geldi. Yalnız bu kılavuzun önce bir söylentisi geldi. Evet, fazla yanlış bilinen, evet, bilgiler. Doğru gibi. Ve bu bizi inanılmaz ürküttü. Evet. Birçok firma yanlış yöntemlerle cevap vermeye başladı. Kendi içinde bir standart oluşturmadan yine hani kolay bir şekilde alabilir miyiz, alamaz mıyız, ona dönmeye başladı. Evet. Siz bu KVKK ile ilgili, hatta adınız
KVKKC'ye çıktı. Burada şeyinizi de aldınız herhalde, değil mi? Bununla ilgili tescil kısmını da aldınız. Ödül de almış oldum. Ben çok fazla firmaya KVKK kapsamında danışmanlık yaparken ismim KVKKcı diye çıkmıştı. Ben de bu isim haklarını alarak bunu Türkiye geneli bir proje haline getirdim ve şu an Türkiye genelinde bölgesel iş ortaklarımızla birlikte KVKK kapsamına giren, birazdan detaylarını anlatacağımız KVKK kapsamına giren işletmelere hem idari hem teknik tedbirler, uyumluluk süreçlerini bu projeyle birlikte yürütüyoruz ve güzel bir proje oldu. Şimdi bahsettiğiniz bağlamda KVKK'yı konuşacak olursak, KVKK ülkemize aslında bir yanlış zamanda geldi. Biz pandemi süreci başlamıştı. Hem ekonomik olarak sıkıntı vardı, hem de işte işsizlik ve benzeri birçok problemler dünya genelinde yaşadı. Türkiye'de bundan muzdarip oldu. KVKK da işte 2018'in Ekim ayında ülkemize geldi, yürürlüğe girdi ama tarihler veriliyordu. O tarihlerle alakalı da yanlış bilinen bilgiler vardı. Herkes hep olayı bir uzatma şeyi oluştu. Bir uzatma gibi oldu. O da işte dediğim gibi pandeminin etkilerinden kaynaklı iş dünyasını yormamaya yönelik işte verbis kaydını tarih belirlediler. O tarihle alakalı da şimdi KVKK'nın ne olduğunu anlatacağım ama verbis kaydıyla ilgili İşte 50 ve üzeri çalışanı olan veya... Onu da açalım hemen. Verbis kaydı dediğimizde veri kullanıcılarının kayıt yaptığı alan. Şimdi şöyle anlatayım o zaman. Kişisel verilerin korunması kanunu ülkemizde uygulanmaya başladığında, regülasyon olarak Avrupa'daki veri tüzüğünü biz ülkemizde uygulamaya başladık. Tam hazır değildik. KVKK dedi ki 50 ve üzeri çalışanı olan veya 25 milyon mali bilançoya sahip veya ana faaliyet konusu gereği özel nitelikli veri işleyen işletmeler kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında 3 tane ana yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır dedi. Bu yükümlülüklerden birincisi idari tedbirler yükümlülüğü, ikincisi teknik tedbirler yükümlülüğü. Bunlarla ilgili rehber vermişti. Bir işletme durumuna göre neler yapabileceği belliydi zaten. Bu yükümlülükleri yerine getirdiğine dair de devlete bildirilecek sistemin ismi olan verbis kayıt yükümlülüğü var. Evet. Şimdi dolayısıyla yanlış bilinen konulardan biri oydu. Herkes verbis kaydını yapıp diğer yükümlülükleri yerine getirmedi. KVKK'ya uyumluyum dedi. Bunu büyük şirketler dahi maalesef böyle biliyordu. Siz de çok büyük bir risk yani, evet, hani risk. Oraya işleniyor olması. Şimdi riskin şeyi şu. Şimdi idari tedbirleri ve teknik tedbirleri yapmayıp verbis kaydı yaptığınızda siz devlete aslında kendinizi şikayet ediyorsunuz. Orada verdiğiniz bilgilere göre kurumun ilgili uzmanları onun kopyala yapıştır ya da standart bir kayıt olduğunu çok net görebiliyor. İlgili bakanlıklarla iletişim halinde olup sizin aslında neyi uygulayıp uygulamadığınızı tespit edebiliyor ve bunun yaptırımları da yeni yeni başladı bu arada. İşte verbis kaydını yapmayanların veya işte ilgili hükümlükleri yerine getirmeyenlerin. Daha acı bir şey söyleyeyim. Şimdi olayı verbis kaydından ibaret zannedip yanlış anladılar ama verbis kaydını da tamamlamadılar. Sadece başvuru yaptılar. Süreç aslında şöyle işliyor. Kuruma sicil kayıt diye bir modülünden kayıt oluyorsunuz. Oradan başvuru formunu alıp kuruma KEP adresiyle veya fiziksel olarak gönderiyorsunuz. Kurum sonra size bir kullanıcı adı şifre gönderiyor. O kullanıcı adı şifre ile bir irtibat kişisi atamanız gerekiyor veri sorumlusu olarak. Veri sorumlusu burada şirketin kendisi oluyor. Şirket bir ilgili personeli ya da yetkilisini irtibat kişisi atıyor. İrtibat kişisi kendi e-devlet sistemine giriş yaparak irtibat kişisi olduğunu kabul edip verbis kayıt çalışmasına başlıyor. Aslında ortalama 2 saatlik bir süreç. Bunu tamamlamadığınızda aslında verbis yapmış olmuyorsunuz. Maalesef kapsama girip KVKK çalışmamı tamamladım deyip sadece işte başvuru aşamasında bırakan onlarca işletmeyle karşılaştım ve kurumsal bilinen şirketler bunlar bütün süreci başlatmış oldu. İşte bu biraz şeyden kaynaklanıyor galiba Emrah Bey. Bizim genelde Türkiye'mizde şöyle bir sıkıntı var.
Şimdi tabii ki bir takım Avrupa'dan, dünyadan olan yönetmelikler, dünyanın bir takım hassasiyetleri ülkemize giriyor. Bununla ilgili yönetmelikler, resmi gazeteler yayınlanıyor. Ama bir şeyleri yaparken aslında bunun gerçekten ne amaçla istediğini anlamak gerekiyor. Evet. Yani biraz bizim burada şapkamızı önümüze eğip genel olarak bir vatandaş olarak da, bir işletme sahibi olarak da bunu dikkate almamız gerekiyor. Ki KVKK gerçekten baktığınızda bir kişinin kendi fotoğrafını kontrolsüzce paylaşılmasından tut da ya da bir sağlık verisinin iş yeri hekimi dışında bir insan kaynakları birim sorumlusu dahi. Bakın bununla ilgili biz çok, ben de iş güvenliği, iş yeri hekimliği işleri yapan birisi olarak çok yaşadık firmalarda. Normalde ne yapar? Personel birimi tutar. Ama personel biriminin sağlık, personelin sağlık tetkiklerini bile tutma yetkisi yok KVKK kapsamında. Doğru. Sadece iş yeri hekimi görebilir, iş yeri hekimi yorumlayabilir ve o sadece çalışana bildirecek kadar diyalog kurabilir. Ama bakıyorsunuz çalışanların en hassas olan KVKK bilgileri olan sağlık tetkikleri bile kilitsiz dolaplarda ortada gezdiğini görebiliyorsunuz. Evet. Ya da ne bileyim bir insan kaynakları çünkü deniyor ki ya personel birimi bunu yapmaz mı? Neden yapmasın? Hayır yapamaz. Yani bunu yapamaz ve oradaki bir çalışan bir işverene dava etmesi durumunda çok ciddi tazminatlarla iş yeri karşı karşıya kalabilir. Kesinlikle. Bu çalışanın doğal da bir hakkıdır. Ben sağlığımla ilgili detayı hekimin dışında kişinin görmesini de istememek. Ki beni uygun görmüş, işe almış. İşe almış. Yani sonuçta uzmanı bunu onaylamış. Bu ve bunun gibi pek çok özellikle çalışan kanadında kar ratosu olunca biraz daha bizim bakış açımız iş dünyası olduğu için bunun altını özellikle çizmek istiyoruz. Ya da bir çalışanın parmak izinin farklı yerlerde paylaşılması, imzasının, kimlik bilgilerinin. O yüzden bunu hani sadece copy paste ile yapılacak bir kültür olmadığını, kesinlikle, bunun gerçekten gerekliliğinin olduğunu anladıktan sonra insanlar aslında yönetmeliğe daha doğru bakmaya başlıyor. Bizde sadece böyle bir yasa çıkmış, aman şu yasayı savalım, aman bunu yapalım dediğinizde dediğiniz gibi bakanlığın sayfasına da bir güzel copy paste şeylerle zaten o kadar çok sırıtıyor ki. Kesinlikle. Onun bir yerlerden yapıştırılmış. Çünkü her film özeldir. Şimdi ben şunu söyleyeyim sonra bu bahsettiklerinize cevap vereceğim. Siber güvenlikte de konu tam olarak böyle bir çalışma yapmanın maliyeti yapmamanın maliyetinden çok daha düşük. KVKK kapsamında da KVKK neden var? Şirkete faydaları ne? Bunları anlattığımızda aslında uyumluluk çalışmasına çok önem veriyorlar. Çünkü KVKK kurumu bir şirketten hiçbir veri istemiyor, görmüyor zaten. KVKK'nın amacı düzenli, güvenli bir veri akışı olsun. Özel nitelikli veriler izin olmadan üçüncü kişilere ulaşmasın. İşletmeler kurumsallaşmaya yönelik işte veri güvenliğini sağlasın. Veri olarak da hangi veriyi alıyorlar, ne kadar süre tutuyorlar ve kimlerle paylaşabiliyorlar. Bunun bilgisini verbis vasıtasıyla alıyor. Bu aslında, sistem bilgisini aslında. Evet, yani evet, oradaki verileri değil, bunun nasıl korunduğuna ait sistem bilgisini istiyor. Evet, firmalarımız, işletmecilerimiz de sanki iş süreçlerindeki kendi bilgilerini biz verbis kaydı yaparken kuruma aktarıyormuşuz gibi algıladığı için birçok kişi uzak duruyor. Oysa öyle bir şey yok. Kurum tamamen düzenli, güvenli bir iş süreçleri olsun ve dolayısıyla verimli hale gelsin. Personellerin de hem verileri korunurken hem de işletmeciler açısından da birazdan anlatacağım o teknik tedbirler uygulandığında yönetilebilir hale geliyor personeller. Dolayısıyla verimlilikleri artıyor. Personel bir yıl boyunca hangi uygulamalarda daha çok vakit geçirmiş? Bu bilgiyi hani sizin danışmanlık konularınızda çok işe yarar şey değil mi? Çok. Yani, muhasebe programında mı yıl boyunca en çok vakit geçirmiş, sosyal medyada mı, YouTube'da mı vesaire. Şimdi KVKK kapsamında işletmeler idari ve teknik tedbirler demiştim ya, kurum aslında bir rehber yayınlamış. Bunu zorunlu kılmıyor. Diyor ki bir işletme için 50 ve üzeri çalışanın varsa veya 25 milyon mal bilen, çünkü o şimdi 2023 için 100 milyon TL'ye çıktı. Şimdi burada aslında o kıstasların da bir önemi yok. Evet. Kurum diyor ki bireysel olarak da KVKK bizi ilgilendiriyor. Şu an biz burada bir fotoğraf çekelim. Bunu ben sizden izin almadan sosyal medyamda paylaştığımda bir KVKK kapsamında suç işlemiş oluyorum. Dolayısıyla beni bile bireysel olarak
kapsayan bir kanun için ciro veya personel sayısının bir önemi yok. Kurum diyor ki böyle bir işte sayım varsa verbiste bir de yaptığın çalışmayı bana bildir. Bu sayı yoksa verbis kaydı zorunluluğu yok. Ama idari ve teknik tedbirler yükümlülüğü rehber niteliğinde uygulanması gereken politika ve prosedürleri ben size açıkladım. Bunları mümkün olanı ihtiyaç duyduğunuz boyutta uygulayın. Şimdi biz KVKK kapsamında adım adım çok özet şeklinde şunu yapıyoruz. İdari tedbirler tarafında bir farkındalık eğitimi veriyoruz. Bu farkındalık eğitiminin içeriğinde veri güvenliğinden bahsediyoruz. Bir personel nelere dikkat etmeli? İşte mail kullanırken veya işte işletmenin dijital varlıklarını kullanırken en temel seviyede nelere dikkat etmeli ki işte veri zafiyeti olmasın gibi bir farkındalık eğitimiyle başlıyor. Bu faydalı bir şey değil mi? Hani yani böyle konularla başlıyor. Sonra veri haritası çıkartmaya yönelik bir envanter hazırlıyoruz. Hangi departmanda hangi veri işleniyor, kimlerle paylaşılıyor da paylaşılma ihtimali var. Biz bu veri haritasını çıkartırken bir de zafiyet risk raporu yazıyoruz. Veri akışı çıktı ya ortaya, nerede sorun olabilir? İşte açık alanlar neresi? İşte az önce sizin de bahsettiğiniz gibi bir özlük dosyaları konusu var. İçerisine eklenmesi gereken evraklar var. O evraklarda da her bir personel için gerçekten hani başkası tarafından bilinse art niyetli kullanılabilecek özel nitelikli veriler de var. Bunların yanmaz, su geçirmez, kırılmaz, kilitli bir dolapta saklanması lazım. Ben bunu uygulayana ya %2 renk geldi böyle söyleyeyim. Yani şey çok ciddi riskli durumlar aslında. Biz bu veri haritalarını falan çıkarttıktan sonra yaklaşık 25-30 evrak seti hazırlıyoruz. KVKK politikaları, açık rıza metinleri, aydınlatma metinleri. Bu evraksal süreçleri tamamladıktan sonra işletmeye ya da kuruma aslında bir kültür oluşturuyoruz. Veri güvenliği ve işte işlerin düzenliliğine yönelik bir kültür oluşturuyoruz. KVKK dolayısıyla bir iş süreçlerini kurumsal, verimli, güvenli hale getirecek bir kültür oluşmasına zorluyor işletmeli. Dolayısıyla bir masraf değil, işletme için israfı ya da işte yalın dönüşümde, dijital dönüşümde bir yönetimsel katkı aslında ve bunun çok bir maliyeti de yok. İşin evraksal sürecini tamamladıktan sonra uygulamaya başlıyoruz. Örnek bir iki tanesi işte dediğim gibi yanmaz, su geçirmez dolap olmalı, bunu uygulattırıyoruz. Veya kamera kaydı alınıyorsa bununla ilgili aydınlatma metni oluşturup personellere açık rıza metni imzalatıyoruz ve altı metreden okunabilir yere tabela asılması gerekiyor. Burası yasa gereği görüntü kaydı almaktadır. Eğer ses kaydı alıyorsa bir de o ibare olacak şekilde. Hani buna benzer onlarca örneği var. Mail altyapısı neyse onların güvenlik prosedürleri oluştuktan sonra bir de mail imza kısmına bir metin ekliyoruz. Açık rıza veya işte aydınlatma metni. Bu mail kişiye özeldir. Çoğaltılamaz, izinsiz paylaşılamaz. Bunlar hepsi KVKK'nın parçaları veya web sitesine çerez politikaları ekliyoruz. Çerez politikalarını böyle zararlı bir şey gibi algılıyor insanlar. Evet, aslında bize de çok karşılaştığımız bir durum. Biraz bunu anlatmakta fayda var yani. Tabii. Kabul edelim mi etmeyelim arasında çok kaldı insanlar. Ya güvenli web siteleri, şimdi biz dijital dünyanın nimetlerinden faydalanırken çok yoğun web sitelerini kullanıyoruz. İşte alışveriş yaparken, bilgi edinirken vesaire. Şimdi o çerez politikaları veya KVKK politikaları veya buna benzer metinleri iyi bir şekilde size sunan web siteleri aslında güvenli web siteleri, kurumsal bir işletme olduğunu çok rahat anlayabilirsiniz. Çerez politikaları dediğimiz KVKK ve benzeri yasalar gereği sizin bilgilerinizin kategorize edildiğini, tutulduğunu, o web sitesindeki davranışlarınızın kayıt altında olduğunun iznini istiyor sizden. Siz bunu vermek zorundasınız çünkü orada örnek veriyorum, bir haber sitesine girdiniz, ana sayfadasınız, işte magazin sekmesine gireceksiniz. Dolayısıyla bir hareket olmuş oluyor log kaydı sitenin tarafında. İçinde. O log kaydı tutulmak zorunda. Bu log kaydı tutulurken dolayısıyla sizin veriniz, sizin IP'nize yönelik bir hareket var. Bu hareketin de kayıt altında olduğunu sizin
onayınıza sunuyor. Onay vermiyorsanız kullanamazsınız çünkü mecburen tutmak zorunda. Peki kendi pazarlama aracı olarak da kullanıyor. Nerelere bakıyor? Verdiğiniz diğer izinlerle ilgili. Hani şey reklam veya şimdi ben herkese onu öneriyorum. Şimdi KVKK metni veya işte hizmet sözleşmesi gibi metinleri onaylamadan önce vaktiniz varsa 3-5 dakika girip okuyun. Orada sizden aldıkları verileri özel nitelikli veya genel nitelikli fark etmeksizin ne amaçla aldığını, ne yapacaklarını, işte kimlerle paylaşacaklarını, işte pazarlama faaliyetiyle satacaklar mı, satmayacaklar mı gibi her şeyi yazmak zorundalar. Güvenilir ve işte kurumsal bir web sitesi ise. Özellikle alışveriş yaparken, bankacılık hizmeti yaparken bu tarz şeylere dikkat etmelerini izleyenlere öneriyorum. Bunlar baş ağrıtabiliyor sonrasında. Tabii. Yani web sitelerinde özellikle domain ismi, yani isminin yazdığı kısımda SSL sertifikasının olmasına dikkat etmeliler. Kritik evet. Bir işlem evet. Yapıyorlarsa. Yeşil harfli olan SSL. Evet, evet. Ona dikkat etmeleri gerekir. Bir de bu siber güvenlik dünyasında son zamanlarda çok fazla dolandırıcılık yöntemi ya da saldırı tipleri var. Kampanyalarla en yaygın şekilde geliyorlar. İşte bilindik markaların ürünlerini işte %50, %70, %80 gibi indirimlerle alabileceklerini söyleyen, böyle çok görüntü anlamında iyi görünen web sitesi olsa bile alışveriş yaparken hangi IBAN'a para gönderdiklerine dikkat etsinler. Bilindik hiçbir marka şahıs hesabı ya da şahıs IBAN'ı kullanmaz. Şöyle aslında hani burada şey var, iyi bir evet. Laf vardır. Bedava peynir evet, fare kapanında olur diye. Yani onlara hemen girmemek lazım. Sadece şey de değil, hani bu kampanya fırsatlarla değil, bazen çok ciddi mesajlarla işte evet. Başınıza şu gelebilir. Yok işte ara sıra bize de oluyor. Instagram'dan, Face'den işte programınız hacklenmek üzere, programınız şu olmak üzere, bu tip şeylere de artık itibar etmemek lazım. Ya çok yaygınlaştı. Çok yaygınlaştı. Benim maalesef. Programa başlarken sözde teyit etmekle başlamak lazım dediğim bu. IBAN numarası da teyit edilmeli, şirket adresi de, yani birebir taklit siteler oluşturabiliyorlar maalesef. Yani bankaların da, özellikle evet. Aynı şeymiş gibi, kendi bankanızmış gibi size mesaj gelebiliyor. Tabii onları özellikle dikkat etmekte fayda ya var. Böyle özellikle duygularınızı sömürecek mesajlara ve o mesaj içerisinde bir link varsa kesinlikle bir risk olduğunu görmek lazım. Olduğunu görmek lazım. Şimdi KVKK'nın ben işte güvenlik boyutu var. Biz kurumsal bilişimde konuşacak olursa KVKK işletmeleri güvenlik öneriyor aslında. Dijital varlıklarınızı koruyun diyor. Dijital varlıklarınızı koruyun derken aslında KVKK kapsamındaysan siz zaten dijital dönüşüme yönelik bir çalışma yapıyorsunuz. Harekete başladınız aslında. Başladığını öngörerek aslında. Söylediğiniz şimdi, kapsamda bunların hepsi firma yararına olan şeyler. Kesinlikle. Şimdi yani onu, hani biraz önce söylediğiniz gibi bakanlık bizim verilerimizi istemiyor. Aynen öyle. Bizim verilerimizi kendimizi nasıl koruyacağımızla ilgili bir standart oluşturmuş. Aynen. Bunu maddelendirmiş. Yanlış hatırlamıyorsam 17 maddelik bir standardı var. Ve o standarda göre tedbirlerinizi alın diyor. Ben genel maddeleri sayacağım mı? Hiçbirinin yok, bir bayağı genel maddeleri şey yapacağım. Şunu söyledim. KVKK'nın söylediği o 17 maddelik teknik tedbirler rehberi aslında en temelden başlayan bir işletmenin bile güvenlik ve verimlilik, şimdi çok önemli kelimeler. Ki biz durmadan yalın verimlilik, dijital dönüşüm şimdi, onu anlatıyoruz. Bunun için gerekli çözümleri sunmuş. Şimdi baktığınızda maddeler güvenliğe yönelik ama bir güvenlik ne için sağlanması gerekir? Orada çalındığında, yok edildiğinde, ele geçirildiğinde zarar verme ihtimali olan bir verileriniz varsa güvenlik işinize yarıyordur. Ama baktığımızda o teknolojik seviyeye şimdi bizim işletmelerin dijital anlamda yatırım yapmaları gerekir. Şimdi orada çok kilit bir şey soracağım. Şimdi burası neyi koruyacağız? Burada şöyle bir durum var. Biz genelde başımıza bir şey gelmeden önce yapmıyoruz bu hareketi. Evet. Size de muhtemel başvurular çoğunlukla böyle oluyordur diye düşünüyorum. Yani
Ya benim verilerim hacklendiğinde, ya işte veriye ulaşamadığında, evet, ya işletmede ciddi anlamda bir işte server veri saklama, bununla ilgili bir sıkıntı olduğunda genelde böyle geliyordur diye düşünüyorum. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Tescili de alayım ortama. Biz bölgedeki söyleyince. Veri kurtarma ve adli bilişim tarafında çalışan tek şirketiz. Bir firma hacklendiğinde ya da işte verisi donanımsal arıza sebebiyle kaybolduğunda, kullanmaz hale geldiğinde bize ulaşıyorlar. Onu kurtarabilen altyapı, işte laboratuvar ortamı şu an bölgede bir tek. Süper, çok iyi. Bu da izleyicilerimiz için de çok iyi bir haber. Devam edeyim. Maalesef insanlarımızın başına bir şey geldiğinde bu tarz konulara yöneliyorlar. Yatırımda bizim, hani biz satmak isteriz tabii, hani çözüm anlamında, ama bizim beklentimizden daha çok talepleri olmaya başlıyor. Oysa çok giriş seviyesi, şu KVKK'nın da uygulayın dediği çözümleri alsa bu tarz zafiyetleri, sorunları, mağduriyetleri yaşamazlar. Ama maalesef Allah kimsenin başına vermesin. Birilerinin başına bir şey gelince bizim işimiz artıyor ve daha kolay ilerliyor işletmelerle. Keşke böyle olmasa. Biz insanların başına bir şey gelmesin diye çalışan firmalarız. Dolayısıyla her şey yolunda gidiyorken, iş sürekliliğinde bir sıkıntı yokken gelip önlemler almalılar. Zaten KVKK'nın şu söylediği maddelerini uyguladıklarında %90 güvenli hale gelebilirler ki %100 güvenlik hiçbir sistemde, dünya genelinde yok maalesef. Ama tedbir almak gerekiyor. KVKK diyor ki, birincisi, dijital sistemlerinizde kullandığınız lisanslar kurumsal, orijinal ve güncel olsun. İkincisi, siber güvenliğin de ilk adımı olan, dedim yani %100 güvenlik hiçbir yerde yok. Dolayısıyla yedekleme çok önemli. Bulut bilişim çözümlerini kullanmayı, yedekleme sistemleri kullanmayı öneriyor KVKK. Sonraki adım, antivirüs sistemi kullanılsın, kurumsal güncel. Ne olduğunu biliyoruz diye detaya girmiyorum. Antivirüste zararlı yazılımların önüne geçilebilir. Güvenlik duvarı 5 tane maddeyi karşılıyor bu 17 taneden. Dışarıdan gelebilecek saldırıların tespiti ve engellenmesi için kapalı olsun. Evet, kapı kapalı olsun. Aynı zamanda internet ortamındaki erişimlerin kayıt altına alınmasıyla ilgili bir 56-51 loglama yasası var. KVKK'dan önce uygulanan ülkemizde yaygın bir yasa. Bu yasa gereği de diyor ki, internet erişimlerini kayıt ve kontrol altına al ve bunu TÜBİTAK'tan alınan zaman damgasıyla log kaydını tut diye bir yasa var. Tutmazsan yaşanacak herhangi bir problemde işletmeyi de sorumlu tutuyor devlet kanadı. KVKK bunu da hotspot diye bir maddeyle, o 17 maddelik rehbere eklemiş. Bundan, bu söylediklerimden daha önemli bir çözüm var. Maalesef KVKK uyumluluğu sürecini tamamladım diyen hiçbir firmada denk gelmediğim ve KVKK'nın ismiyle örtüşen en önemli çözümü veri kaybı önleme yazılımı. Kimin verbis kaydına baksam hepsi veri kaybı önleme yazılımı kullanmaktayız diyor, ama maalesef daha görmedim. Çünkü bunu kurabilecek yetkinlikte personel barındıran Türkiye'de sayılı firmalar var. Yani önemli bir çözüm. 8 maddeyi karşılıyor. Yetkilendirme, şifreleme, kayıt altında tutma gibi bütün modülleri yerine getirebiliyor. Personel zafiyetleri minimize ediyor. Bunu da nasıl yapıyor? Veri hareketlerinin tamamını kayıt ve kontrol altında tutuyor bu yazılım. Aynı zamanda hangi departmanda kim nereye ne veri aktarabilir, bunu yönetebiliyorsunuz. Bunun dışına çıkan bir personel varsa da anında size bildirim geliyor. İşte özel nitelikli veriniz şu kişinin bilgisayarı tarafından aktarıldı gibi. Yazıcıdan kim çıktı alabilir, neyin çıktısını alabilir, bu yazılımda yönetebiliyorsunuz. Veya kim bilgisayara USB takabilir, USB takıldığında bir yazılım hangi veriyi alıyor değil mi? Yani öyle, bir yazılımla görebiliriz. Evet. USB'den kim hangi veriyi aktardı, çekti, hangisini aktarabilir, ya da şimdi bunları yönetebilmek, ya KVKK olmasa bile bir işletmeci için şart. Bence şart. Evet. Evet. Biz yani KVKK yasasından önce gidip çok fazla işletmede ya da kurumda dil döküyorduk. Bu çözümleri anlatıyorduk. Şimdi anlatmamıza gerek yok. Yasa zorunlu. Yasa zorunlu. Saldırı çok fazla. Evet. Saldırı da çok fazla günümüzde. Bu saldırıların önüne geçebilecek çözümler de aslında KVKK'nın bu söyledikleri. Evet. KVKK bir de diyor ki, kardeşim sen madem uyumluluğunu sağladın,
dijital varlıklarını da iyi yönetiyorsun, koruyorsun. Gel bir de diyor sızma testi yap. Penetrasyon testi ne de rehberde yazmış. Bizde yaklaşık 1500-2000 farklı saldırı çeşidiyle sisteme erişmeye ya da açık kapı aramaya yönelik girişimlerde bulunuyoruz. Sonra bunun raporunu çıkarıyoruz. Bir zafiyet varsa raporu çıkarttıktan sonra mevcut dijital varlıklarındaki konfigürasyonları değiştirerek o kapıları, o açık kapıları kapatarak işletmeyi çok iyi oranda güvenli hale getirmiş oluyoruz. Yani dolayısıyla yasa bir işletmenin düzenli, güvenli, verimli iş süreçlerini yönetebileceği, işletmeye gerçekten iyi bir kültür, kurumsallaşmasına yönelik iyi bir kültür sunmuş oluyor. Ki dijitalleşmenin de başı. Evet. Evet, dijitalleşmede biz DDX uzmanı istihdamla birlikte ve biz 5 fonksiyonda firmaları denetliyor devlet aslında. Yani denetliyor demeyelim de 5 fonksiyonda değerlendirilmesini isteniyor dönüşüm sürecinde. Bunlardan ilk sırada da yönetim kısmı geliyor. Yönetsel faaliyetler ve siber güvenlik ve bilgi güvenliği ile ilgili yapı madde altında değerlendiriliyor. Çok önemli olduğu için birinci sırada aslında bu yapıyor. Çünkü yönetemezsiniz. Dediğiniz gibi özellikle ISO 27001 altyapısını özellikle ihracat yapan firmalarımızda görebiliyoruz maalesef. Bilgi bir tek güvenliği, bu bilgi güvenliği yönetim sistemini. Evet. İşte yetkilendirilmiş gümrük müşavirliğini kendi bünyesinde yapmak istiyor. Direkt gümrük işlemlerini işletme içerisinde çözmek isteyen firmalarda görebiliyoruz. Ama orada bile asıl amacına uygun yapılmadığını görüyoruz. Evet. Aslında sizin söylediğiniz evra almak için. Siz şu söylediğiniz yazılımın altını özellikle çizmek istiyoruz. Yani bu çok önemli. Biz aslında en büyük saldırıya maruz olduğumuz şey nasıl bireysel olarak bir mağazaya girdiğimizde, bir gazeteye girdiğimizde her an risk altındaysak bizim de çalışanlarımızın yapacağı her türlü hamle, yanlış hareket aslında işletmemizi direkt risk altında bırakıyor. O yüzden onlar bilgiyi nereye aktarıyor? Bilgimizi alıp nereye götürüyorlar? Evet, rakiple paylaşıyorlar mı? Ya da kendi yetkilendirilmiş alanlara niye giriyor? Yetkisi olmayan alana giriyor mu? Mesela bilgiler de çok yetkisiz. Evet. Giriyorsunuz, herkese bilgi derya deniz açık. Oraya kim girdiğini izleyemedikten sonra kapatsanız bile bir şekilde girebiliyor o alana. Evet. Ya da sürekli maillerimize sürekli bununla ilgili şey geliyor, phishingler düşüyor, evet. Çalışan bilmeden onu tıklayabiliyor. O yüzden bu yazılımı alarak kesinlikle biz firmalarımıza öneriyoruz. İlan Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi 27001 sertifikasyonu almak zorunda değilsiniz. Evet. Ama bu yazılımını alıp flashlarınızı bile kontrol altına alıp mail trafiğinizi, çalışanlarınızın sosyal medya hesaplarına girme trafiğini bile izlemeniz gerekiyor. Bu çok önemli bir başlık. Penetrasyonu özellikle bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Biz Mersin'de bu kadar yıldır bu hizmeti yapıyoruz. Ben daha bir penetrasyon testini yaptıranı duydum ama atıyorum yıllar önceden yaptırmış. Normalde en az yılda bir kez aslında biz yapılması istiyoruz. Yılda bir kez işletmenizin check-up'ını yapın. Mersin'de maalesef merkezi şehir dışında olan büyük işletmeler yılda iki sefer yapıyor bu çalışmayı. Ben öncelikle şunu söyleyeyim, bu DLP dediğimiz veri kaybı önleme yazılımı KVKK'dan bağımsız olarak işletmelerin tercih sebebi personel zafiyetlerinin ortadan kalkmak. Ben güvenlik duvarı dışarıdan gelen saldırılardan koruyor demiştik ya, dışarıyı koruduk. İç tarafı da bu yazılımla koruyabiliyoruz. Ki personeller, hatta orada tedarik zinciri de var. Ben şunu söyleyeyim, en çok rakiplere bilgi sızdıran personelin tespitinde bu kullanılıyor. Şimdi ben bir de şunu söyleyeyim. Sanırım süremiz de çok kalmadı. Biz güvenlik konuştuk ama hem sizin danışmanlık konularınız olan o dijital dönüşüm, altyapı konularında size biz koruyoruz ama koruyacağımız sistemlerde bir düzenlilik yok. Bizim işletmelerin server, altyapı, sistem odası gibi konulara iyi yatırım yapıp doğru kurgulatması gerekiyor. Verinin korunabilmesi için önce verinin düzgün kabini bile olmayan firmalar gördük yani. Kabini yok. Hadi kabini geçip server yok. Server yok aynen. Yani o veri nerede barınacak? Yani bir uç nokta bilgisayarda veri barındırmaya ya da o ya server o donanımsal şeyi geçtim, bir işletme yalın dönüşüm, dijital dönüşüm konuşuyoruz. Ya MRP, ERP, CRM yazılımlarını kullanmanın işletmedeki o israf önlediği kısım var ya, o israf önlediği kısımla
bölgede en iyi kurumsal altyapıya sahip olacak bir işletme hale gelebilir. Onu bu alanda yatırıma çevirse. Şimdi biz bu alanı hızlı geçtik. Yani evet. Belki ayrı bir sıkıntılardan biri yani şeyi hızlı oluştu. İşletmeler de bu dijital dönüşme tamamlamayla başlayamadı bile. Çünkü evet. Birçoğu bilişimci bulundurmuyor içeride. Çünkü aynen. Henüz o seviyeye geldiler mi, geçebiliyorlar mı? Bu işler bir de kolay bize, yöntemlerle çözülebiliyor maalesef. Ben, evet, yani evet. Öyle olduğu için de içeride de hani konuyu bilmeyenlerle işi çözmek çok zordur. Kesinlikle. Çünkü alternatif kolay yöntemleri var. Dediğiniz gibi Verbis'e girip KVKK sorununu çözebileceğini düşünen bir yapıyla karşı karşıyayız. Şimdi bize düşen ne? Biz de bunları her gittiğimiz yerde doğru bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Programımızda anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü doğruyu birlikte ortaya koymamız lazım. Çok doğru yerlerden bahsettiniz. Ben söyleyeyim. Sahada hepimizin karşılaştığı problem, herkes her işi yapmamalı. Bizim evet. Ülkemizde bunu standartize edecek bir tepe yönetimin olması lazım. Herkes her danışmanlığı yaparsa yanlış evet. bilgiler aynen. alıp yanlış uygulamalar yapıyorlar. Ben dediğim gibi gerçekten ismini telaffuz etsem şaşıracağınız firmalar uyumluluk sürecini tamamladık kardeşim deyip aslında hiçbir şey yapmamışlar. Ama onlar ya biz iyi bir danışmanla çalıştık. Abi danışmanlığın seviyesi, ilgisi, bilgisi ne seviyede bunu bilen yok. Evet. Yani siz de güzel bak DDX danışmanı Mersin'i ben sizin dışında bilmiyorum. Evet. Ha, bu belgeyi almanın birçok aşırı ben var. Kolay değil yani. Geçenlerde araştırdım kolay değil. Hani, kolay acaba değil. Ben de alabilir miyim diye bir bakayım dedim. Böyle uzak durdum. Bir var zaten atacağım var diye. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Hani ama benzer alanda gidip bir DDX danışmanıymış gibi iş yapmaya çalışan danışmanlar var. Onlar da bu bilinç seviyesinin iyileşmemesine sebep oluyorlar. Maalesef. Bence başka bir programda bu özellikle bu altyapı gereklilikleri bence tekrar konuşmak gerekiyor. Yazılım gereklilikleri, yerli milli yazılımların önemi gibi konuları. Çünkü özellikle hani son olarak bunu belki bugün burada anlatmak gerçekten farklı bir programa yansıtmak gerekiyor ama mesela bulut sistemlerde saklanılmasını evet. biz de öyle biliyoruz, öneriyoruz. Ama Türkiye'de hep şu algı var, özellikle bölge sanayicilerimizde fiziksel saklama odaklılığı çok daha fazla yüksek. Yani bunun arasındaki endişelerini giderecek bir takım şeyleri de bir sonraki programa saklayalım. Programımızın sonuna doğru geldik çünkü. Özellikle sizin de son söylemek istediğiniz soruları alarak programımızı kapatalım istiyoruz. Teşekkür ediyorum yayın için. Bence çok verimli bir yayın oldu. Bir dahaki programda üretim, stok, takip ve benzeri iş süreçlerde kullanılabilecek teknolojileri, bunların verimliliğini ve yerli milli yazılımların önemini konuşmak bence faydalı olabilir. Aynen. Sizin de isteğinizle. Ben iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. KVKK'nın ve siber güvenliğin gerçekten ne kadar önemli olduğunu sadece farkındalığını verebildik size aslında. İşletmelerimizin bölgede belki %75-80'i bu kavramı KVKK olarak bir şeyler yaptılar, çizdiler ama altını doldurma noktasında eksikliklerimizi bugün programımızda anlatmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda tekrar yeni konuk ve konuklarınızla karşınızda olacağız. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Evet, kar rotası uzun bir yolculuk. Tabii hemen hepsini tek programa sığdırmak mümkün değil. Birçok konu var konuşmamız gereken. Biz bugün önemli olan ortaya çıkardığımız dijital verilerin korunması, bunların güven altında olması ile ilgili kısmı konuştuk. Sonrasında bunu nasıl geliştireceğimizi inşallah daha sonraki programlarda konuşacağız. Hoşça kalın. Tekrar 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.